Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa, yeni oyun videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi Medieval 2 Total War kılıç ve mızrak oyun serimiz kaldı yerine güzel bir şekilde yenilenlerine devam ediyor. Bu Allah izin verirse 32. bölüm olacak bu güzel oyun serimizde inşallah. Veya son bölüm de olabilir aslında. Çünkü yapılacak fazla bir şey kalmadı. Büyük ihtimal Granada'yı alacağız bu bölüm içerisinde. Ve bir tane daha şehir aldık mı bu oyun serisi bitmiş olacak. Çünkü amacımıza ulaşmış olacak. Tabi buradaki savaşı kazanırsak kazanacağımız da kesin değil gördüğünüz gibi. Düşman ordusuna bakarsam öyle ciddi anlamda güçlü değil demek yanlış olur. Güçlü baya. Ama taktiksel anlamda savaşı yönetirsem kazanabileceğimi düşünüyorum. Evet. Aa, bir şey unuttum takmayı. O da kulaklık. Kulaklığı neden taktım biliyorsunuz. Yankı yapmasın diye. Amacım her türlü görüntü, ses kalitesi olsun. Her şeyi en yüksek seviyede tutmak. Öyle yüksek masraf yapan biri değilim ama. Genelde gördüğünüz gibi çabalıyorum. Diyeceksiniz biraz para yatır da bir şeyler yap diyeceksiniz. Ama arkadaşlar ben bunu hobi olarak yapayım. Meslek olarak da yapmayı hiçbir zaman düşünmedim. Demek yanlış o. Bir ara düşündüm. Evet, yalan konuşmak doğru olmaz. Yalan konuşmak demeyelim. Yanlış hatırlıyorum. Desem daha doğru olur. Düşündüm sonra arkadaşlar kararımı değiştirdim. Çünkü nasıl diyeyim? Neydi onun ismi? Bu sektörde para kazan çok para kazanacağım ya da az para kazanacağım meselesi değil. Yol alacağım düşündüm. Çünkü meslek haline getirsem sabah akşam video çek kaldıramam ben. Evet. Aa, bu bir şaka olması lazım. Ya oyunda maalesef böyle bir bug var. Yapacak bir şey yok. En sonunda savaşacak. Çünkü bilgisayar kaldırması lazım rahat bir şekilde. Bilgisayar çok güçlü arkadaşlar. Yani ileride bu Warhammer 2 Total'ı aldığımı göreceksiniz zaten. Buradan düşmemiz gerekiyor bir şekilde okyanus diyorum. Valla en çok zararı vermek istiyorum. Onun için ateşi açmayacağım. Ateş sadece moral. Tamam. Zarar da veriyor ama şey daha az zarar veriyor. Of. Niye hücum ettiğinizi sanıyorsunuz siz gençler? Bir bunu biri bana açıklasın ha. Katlediliyorsunuz. Fark etmediniz mi? Kaçın. Birinin alevli atmasını isteyeceğim. Moral de düşürerek aynı anda. Ya değdi mi şimdi bu hücumunuz? Değdi mi gençler? Hah, çok güzel takviye geldi. Ha, öylelikle durdu. Hataya bak. Ya, bu otomatikle alakası yok yani. Bilgisayarla alakası yok bunun. Bir hata. Saldırı. Yani hiç umurumda değil. Of. Lideri pis okyanusu tuttuk abi. Evde hepsi. Katledildi. Düşmanın gelmesini bekleyeceğim. Allah hiç umurumda değil. Zaman var çok şükür. Düşman ordusu kaliteli gibi gözüküyor. Kaliteli de resmen. Evet. Gördüğün gibi bekliyoruz. Benim amacım başarabilirsem bunlardan düşmanın üzerine bunlar takviye olacak. Bunlar kanatlarda kullanacağım. Atlarda aynı şekilde destek olacak kanatlarda. Çünkü bir yerden saldırıp ancak savaş kazanabileceğimizi düşünemiyorum. Çünkü düşman kaliteli askerlere sahip. Fazla kavgada tutmak doğru olmaz. Okçular iyi bir iş çıkaracaktır. Uzun menzilden onu şimdiden söyleyebiliriz. Gelmesi biraz sürüyor. Olsun. Ben gitmem.
Defansif olan benim. İnşallah yanlış bir hata yapar burada. Bana güzel bir fırsat verir. Göreceğiz bakalım. Geliyor. Ok yağmaya başlıyoruz. Vallahi istediğiniz yapın. Biz burada kazançlıyız. Şimdi okçulara şunları ateş etmesi için görevlendiriyorum. Hücuma başlıyoruz. Aslında hücum etmeyi düşünmüyordum ama okçuda o da tutmak isterim. Tepede güzel kullanabiliriz okçuları. Buna daha sonra el atacak dediğim gibi. Açıl. Şunları ateş et. Tamam, onlarla oyalansın. Lider nerede? O ne oldu öyle, orada katliam gibi bir şey oldu. Abi ne yaptınız böyle ya? Aha. Savaş hiç bizim için iyi başlamadı. Ha, hatta gönder gönder. Şimdi sizde sıra. Gel gel, atlar başka ta ölüme gönderdi resmen orada. Tamam, burada oyalanırsa sıkıntı yok. Şimdi siz saldırın. Siz düşman arkasına düşün. Siz şunu okçuyu şeyi vurun. Neydi onun ismi? Düşman liderini. Kaçan. Aa, onunla çabuk düştü ya. Aa, arkadan saldırmışlar. Sıkıntı değil. Ha, bunlar oyalıyor zaten. Tamam, iki taraflı saldırı bizde. Siz de destek alın şöyle. Bana sanki bu savaşı kazanamayacakmışık gibi geliyor. Açık konuşmak gerekirse. Okçular işte zarar vermeye çalışıyor en azından düşmana burada. Dursanız oğlum. İyi de şöyle gel. Bunlar olaya zaten el attı. Bizim kaybımız daha az düşmanın. Çok güzel. Okçuları bunlara yöneltelim. Burada iki tarafta gördüğünüz gibi düşmana karşı savaşıyoruz. Bu iyi. Gel gel, arkadan hücum edeceğiz. Düşmanın liderini ok yağında tutalım. Saldırın saldırın, durmayın. Durup bekleyin size, sevmem ben. Atların kaçması hoşuma gitmedi orada. En son siz kaçacaktınız bu adamı. Evet, elinden geldiği kadar savaş taktiği yönetmeye çalışıyorum. Bilmiyorum bu konuda becerikli miyim. Çok güzel. Aa, yapma abi, sana güveniyordum be. Burada nasıl kaçarsın sen ya? Değerlendirerek. Onların kaçması hiç iyi olmadı be. O askerlerim tek tek bozguna uğruyor. Oh, işte bu. Sonunda sonuca ulaştım. Şimdi bundan sonra büyük ihtimal artık düşmanın kaçışını görmek lazım yani. Akçılarına gördüğünüz gibi yakın menze saldırdım.
Ok yağını tutun lan şunları. Şimdi siz şunları arkadan saldırın. Öyle durmayacaksınız, savaşacaksınız. Hah, çok güzel. Katledin hepsini. Şunları ok yan tutun. Bunlar ne güzel açık alanda. Yeriz onlar. İyi, savaşı kazanmış olduk yani. İyi, kazandık valla. Kıl payı da diyebiliriz aslında bakarsanız bir taraftan. Gerçekten de kıl payı bir savaştı. Okçuların ama iyi valla iş çıkarttığını görüyorsunuz. Bitirin, takip etmeyeceğim. Fuh. İnanılmaz abi. Aldık kaleyi. Yok. Yakmayacağım. Gerek yok. Ama ya Valencia'yı ya da Granada'yı bir şehre çevirmeyi düşünebilirim. İleride ama. Şimdi değil tabii ki. Şimdi değil. Tabii ileride derken bölüm sonu zaten büyük ihtimal. Darına düşer. Böylelikle amacımıza ulaşmış oluruz. Yani. Çünkü Fransa, İngiltere yok oldu. İskoçya'da aynı şekilde birisinin başkentini alacaktı. O da Paris alındı zaten. Yani bu mesele bitmiştir. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Demek doğru olmaz. Dur bakalım ne olacak. Ha. Umurumdaydı. Ha, gerek yok. En güçlü ülke Rusya. Vay be. Askeri olarak ikinci seviye düşmüşük. Takviye verelim. Biz gene de işimizi görek. Değil mi? Bunu inşa etmeyeceğim. Büyük ihtimal. Granada Kalesi kalacaksa evet. İnşa edelim. Paralı asker yok. İstemiyorum. Makineler falan var. Sağlam, sıkıntı yok kalsın. Şimdi hücum ediyoruz Darna'ya. Rahat bir şekilde alacağı akşam yaparım. Daha kaliteli savaşabilmesi için. Serbest bırak. Film gelmedi. Evet, film gelmedi. Sorun değil. Üzülüyoruz. Devam oynamaya basıyorum. Sebebim şu. Şimdi bu seriyi bitirmeden son birkaç hamle yapacağım. Öyle bitirmek isterim. Benim için bu önemli. O da son paramızı harcamak istiyorum. Yani. Bunları tamam. Görev dağıtalım. Çok güzel. Bunlar kalsın burada, burada. Donanma gidemiyor, takılmış. Sonunda güzel bir şekilde görev vererek tamamdır. Evet, herkesi görevlendirdik. Evet arkadaşlar. Bu oyun serimiz burada son buluyor. Amacımıza ulaştık. Dur, London'da sorun var. Amacımıza burada ne olmuş böyle ya? Sorun değil. Amacımıza ulaştık diyecektim, diyemedim bir türlü. Şunu unutmayın. Asker yok muydu bunun içerisinde? Heh. Bir türlü bölüm bitiremedim. Affedin. Dur, London'a alak birini. Evet. Ne diyordum? Amacımıza ulaştık İrlanda'yla. Denilen görevi yerine getirdik. Yani İrlanda'yı bu çağın en güçlü devleti yapmış olduk diyebiliriz. Şimdi diyeceksiniz ya tüm dünya fethet oyun serisi böylelikle erken bitmiyor mu yani?
Şimdi arkadaş, tüm dünya fethi gereksiz yere bana saçma geliyor. Sebebi şu. Gereksiz yere bu seri uzar. Zaten artık karşımıza çıkacak doğru düzgün bir rakip kalmadı. İstersen vergilerle biraz oynar, yükseldi. Birkaç ordu daha basarım ve tek tek düşmanlarımı ezebilirim yani. Ha, gördünüz ki burada bir sıkıntı yaşadık. Dur şöyle bir şey yapalım. Ama gördüğünüz gibi yeniden asker göndermeyi mükemmel oldu. O yüzden papayı gene takmam, gene savaşacağını. Böylelikle falan ilerleme kaydederim. Böyle devam eder yani. Ama amacıma ulaşın. Seri en az bir belki 100-200 bölüm sürer. Gerek seri uzatmaya da değmez. Çünkü amacımıza ulaştık. Bu oyun serisinin İrlanda'nın nasıl hızlı bir şekilde ilerleyebileceğinizi göstermiş oldum. Tabii benden daha iyi de yapabilen olabilir. Buna saygım sonsuz ve helal olsun diyorum. Ben aslında daha dikkatli oynasaydım, örneğin tüccarları iyi kullansaydım, diplomatı iyi kullansaydım falan, belki bu oyun serisi 25. bölümde de bitebilirdi. Her şeyi doğru yapsam, yanlış yaptığım zamanlar da olabilir. Evet, bunu kabulleniyorum. Bir başka oyun seride görüşmek üzere diyelim. Paris'te biterim yine başkentimizde. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.